3000 yıl önce Bethlehemli David, İsrail'in birleşik doğdu. Kral David'in bu hikayesi Ahdi Atik'teki dünyanın en eski anonim tarih kitaplarından biri olan Samuel'in 2. kitabından alınmıştır. İsrailliler en eski düşmanları olan Ammonitlerle savaştaydılar. Joab'ın komuta ettiği Kral David'in ordusu Rabbah kentinin eteklerinde düşman kalesinin karşısına kamp kurmuştu. Siz burada bekleyin. Sayın komutanım. Evet. Kral çadırında yok. Çadırında yok mu? Hayır efendim. Buralarda bir yerde olmadı. Kampa baktınız mı? Evet, yaverini de buraya getirdim. Bir şeyler bildiğine eminim. İşte bu adam efendim. Kralın yaveri sen misin? Evet efendim. O nereye gitti? Onu size söyleyemem efendim. Komutanın sana söylemeni emrediyor. Krala sessizlik yemini ettim. Ha, o nerede? Bir keşif gezisi düzenledi. Keşif gezisi mi? Bu da ne demek oluyor? Tahkim duvarlarını incelemek için her gece devriye yolluyoruz komutanım. Ya bu gece? Yüzbaşı Yurayah komutasında kuzey surlarındaki su kanallarını araştırmaya gittiler. Siz de gitmesine izin verdiniz ha? Ona engel olamadım efendim. Devriye görevi bitmişti. Ama kral devriyelerin başında bekliyordu. Onlara baktı ve birdenbire kılıcını kapıp peşlerinden gitti. Hemen en iyi 100 adamını al ve onu bul. Emredersiniz. Komutanlar! İsraililerin kralı. Seçin ve atlarınızı. Karanlıkta tek başına düşman mevkilerine gitmiş. Sıradan bir asker gibi yerlerde sürünüyor olmalı. Efendim, orduların komutanı benim. Emirlerimi evet, ihlal ediyorum. Daha sonra konuşuruz. Gel hadi buraya. Seni yemeğinden ettiğim için özür dilerim. Otur Yuraya. Bize şarap getirin. Otursana. Efendim. Hı? Yaralanmışsınız. Bir hekim çağırayım. Yok, hiç gerek yok. Uzun süredir kanım akmamıştı. Damarlarında hala kan olduğunu bilmek çok güzel. Otursana Cua. Bir strateji yapmalıyız. Surlar iyi korunuyor. Ne yazık ki aramızda surları yıkacak bir Joshua yok. Sen olsan ne yapardın Yuraya? Adamlarımla konuşacağım efendim. Ordudaki her asker sizin için ölmeye hazır. 1000 belki de 2000 kişi öldü. 1000 kişi de korumasız bir şekilde geride kaldı. 1000 kadın da kapımın eşiğinde bekliyor. Senin karın var mı Yuraya? Evet efendim. O da benim kapıma gelir mi? Şansım varsa gelir. Geleceği kesin. Savaş zamanı ölmek kadar güzel bir şey olamaz.
Gurur gözyaşları döküyorlar hepsi. Onca cesur askerin yanında ben ödlek kalıyorum. Ödlek mi dediniz? Adamlarım savaş türküleriyle muharebeye giriyor. Saul binlercesini kılıçtan geçirdiyse David on binlerini yok etti. O yıllar önceydi. Yüzlercesini esir almıştım. Ben kral değildim. Kendi hayatını yaşayan biriydim. Gel cevap. Siz burada bekleyin, sonra konuşacağız. Sabah Kudüs'e döneceğim. Cuda'ya ve İsrail'in kralı sonsuza dek yaşa. Mısır İmparatorluğu'nun firavunu sevgili yeğenine selamlarını yolladı. Firavun bana bu yüce kralın önünde eğilmemi söyledi. Ve Mısır'dan gelen bu mütevazı hediyeyi size sunmamı istedi. İsrail kralı güneşi ülkenizin kralını selamlıyor. Sevgili firavun yeğenim, bununla gırtlağımı mı kesmemi istiyor acaba? Huzurlarınıza Nathan geliyor majesteleri. Tanrı David'in yanında yürüsün. Bu arada Nathan'ı da unutmasın. Tanrı kutsal sandukayı buraya Kudüs'e getirmemize emretti. Mükemmel. Ama sandukayı koruyacak bir tapınak inşa etmelisiniz. Bunu size iletmemi söyledi. Tanrı'nın sözleri bunlar. David bana burada bir ev inşa ettirebilir mi? İsrail kavmiyle birlikte Mısır'dan ayrıldığından beri kendime ait bir evim olmadı. Şu ana dek bir çadırda hayatımı sürdürdüm. Bunca sene sizden bir tapınak inşa ettirmek istediğimi duydunuz mu? Bu yüzden sana emrediyorum David. Seni çayırlardan alıp süründen uzaklaştırdım. Amacım halkımın, hatta bütün İsrail'in çobanı olmak. Evet, anladım. Tanrı'nın bir tapınağa ihtiyacı var. Öyle mi? Bana öyle dedi. O zaman bu kararı sana bırakıyorum. Bu Tanrı'nın kararı. İstediğin gibi olsun. Kutsal sandukayı buraya getirmek için gerekli bütün hazırlıklara başlayabilirsin. Baba, benim isteğimi de dinleyecek misin? Sen benim oğlumsun. Böyle resmi olmana gerek yok. Efraim sınırına kadar İsrail'in bütün kuzeyini bana vermeyi vaat etmiştin baba. Ama Epsilon yolundaki kaleyi başkalarına bıraktın. Cuda. Geçen ay benim olduğunu söylemiştin. Orası hala benim sayılır. Ben sadece adalet istiyorum. Peki Absalom ne istiyor? İki tane bana yeter. O zaman kararım ne olursa olsun adil olmayacak. Venir sana ait oğlum. Teşekkür ederim baba. Benimle gel. Benim durumumu anlamaya çalış. Venir kuzeydeki zayıf kalelerden biri. Orayı zaten gözden çıkartmıştım. Şimdiye kadar hiçbir gelişme kaydetmedi. Ama bütün gücümüzü savunmaya vermeliyiz. Bunu yapacak güçlü olmadığını ikimiz de iyi biliyoruz. Elimden bir şey gelmez. Yerine beni geçirebilirdin ama. Burada kanunları yapan tek kişi benim. Kanunlar halkın her şeyi, içlerine işlemiş. Orası sıradan bir yer Absalom. Sana daha iyi seçenekler sunacağım. Sadece bana ait olanları istiyorum. Al, senin olsun. En az 20 altın değerinde. Mikan, seni burada göreceğimi sanmıyorum. Varlığım kralı huzursuz mu etti? Tabii ki hayır. Burada her zaman yerin var. Madem her zaman yerim var, neden hiç benim odama gelmediniz?
İşlerim çoktu. Evet, yoksa muhakkak bunu düşünürdünüz. İlk eşin bendim. Şimdi sonuncusu oldum. Ötekilerle kalsaydın seni de kabul ederdim ama sen kendi rızanla buna yanaşmadın. Bir zamanlar bu halimi çok severdiniz. Şimdi de bir itirazım yok. Ne istersen yap. Çok yüce gönüllüsünüz. Asil onayınızı lütfettiniz. İğneleyici konuşma. Asaletin göstermelik bir şey olduğunu ikimiz de biliyoruz. Babam kralken göstermelik değildi ama. Saul kralken ben göçebe bir çobandım. Ama daha sonra onun halefi oldun. Bu konuda da tartışmayacağım. Onun mızrağını duvara asmakla kraliyet ailesine girdiğini mi sanıyorsun? Mikhan, lütfen. Mesajları okumam gerekiyor. Anlıyorum. Beni kovuyorsun. Bir çobanın oğlu Saul'un kızını kovuyor. Ben de gidip kumalarınla otururum o zaman. Onlar benim eşlerim. Sen de benim eşimsin. Bu kadarı yetmez mi? Neden benimle evlendin David? Neden? Çünkü seni sevdim. Yalan söylüyorsun. Kendinden başka kimseyi sevmedin sen. David, sevgili anlamına geliyor. Sevgiyi bilmeyen sevgili. Sen ne dersen de. Sevgimi harcadın. Ona ihtiyacın yoktu. Hafızan o kadar zayıf mı? Eskiden ona çok ihtiyacım vardı. Diz çöküp sana yalvarmıştım. Ama sen beni terk ettin. Sürgünde peşimden gelmek istemedin. Yeminine sadık kalmadın. Babanın seni başkasıyla evlendirmesine ses çıkartmadın. O zaman öyle derdin. Hayret, babana olan sevginin bu kadar güçlü olduğunu hiç bilmiyordum. Öyleyse neden beni geri aldın? Tahmin edebilirsin. Saul'un kızı benim tarafımda olmazsa kuzeydeki kavimler krallığımı hiçbir zaman kabul etmezlerdi. Seni geri almakla İsrail'i tek bayrak altında topladım. Mikhan, o güzel günler geride kaldı. O zevkler, o nefretler, öfkeler, hatta çektiğimiz azaplar hepsi geride kaldı. Hayatımızı sürdürmek zorundayız Mikhan.
İyi haberim. Şuradaki ev tam karşıda, büyük palmiye ağacının altında. Tanıyor musun? Evet efendim, Hititli Yuraya'nın evi. Hititli Yuraya'nın mı? Ordu'da yüzbaşı. Evet, onu tanıyorum. Bu kadın kız kardeşi falan olmasın? Hayır efendim, karısı. Benjaminli bir Yahudi kadın, adı Betşeba. Betşeba. Ordu'yu gezerken Yuraya'nın cesareti dikkatimi çekmişti. Ona bir ödül vermek istiyorum. Ama belki o yokken ödülü karısı kabul edebilir. Kadını sabah buraya yollarım. Hayır, buna hiç gerek yok. Bu gece haber salarsın. Peki efendim. Yemeğini yememişsin. Daha önceden yemiştim. Tek başıma yemem gerekiyor. Kralı senden uzaklaştırdığı için nefret edeceğin bir asker karısı var burada. Kral gerekeni yapar. Ülkenin ihtiyaçlarını bilir. Hepsini değil. Bu şarap Fenike'den geldi. Deniz havasının bağlara çok iyi geldiğini öğrendim. Sen hiç deniz kıyısı gördün mü? Hayır efendim. Filistinliler arasında yıllarca yaşadım. Denizleri gibi soğuk insanlar. Biz İbraniler çölden gelmişiz. Damarlarımızdaki kanda sıcak rüzgarlar dolaşır. İçimize korku hakimdir. Tanrı'ya korkarak ibadet ederiz. Korkarak umut ederiz. Korkarak severiz. Korkuyla hüzün duyarız. Sevdiğimiz birinin yokluğunda da hüzünle korku karışıktır. Yuraya gideli çok oldu mu? 7 aydır evliyiz. Bu süre içinde 6 gün birlikte olabildik. Bütün ümitlerin boşa çıkmış. Benim gibi birinin yanına gelmekle hiç de doğru bir şey yapmamışsın. Benim hiçbir ümidim yok. Yuraya'yı ilk kez düğün günü babam beni evine götürdüğünde görmüştüm. O zaman bütün sevgin 6 günden ibaret. Sadece evliliğimiz. İyi bildiniz. Kralın akrabalarından biri erdemlerin en değerli şeylerle ödüllendirilmesi gerektiğini düşünüyor. Krala yapılan bir övgü Tanrı'ya edilen dua ile eşittir. Erdemlerinin madenler ve değerlerle boynunda sallanması gerekir. Senin erdemin nerede? Hı? Şimdi seni neden aldırdığımı anladın mı? Benim anlamama hiç gerek yok efendim. Neden o? Kral sizsiniz. Hepsi bu mu? Krallığı bir yana bırak. Sıradan bir cevap da beni mutlu eder. Size ne cevap verebilirim efendim? Beni aldırdınız ve kendi arzularınızı yerine getirdiniz. Başka ne demem gerekiyor ki? Mısır'da bu kadarı yeterli olur. Firavun'un bir takım hakları var. Emirleri o verir ama benim her şeyi zor kullanarak alma hakkım olduğunu bilmiyor tabii. Bütün bu yetkiler bana verilmiş durumda. İradem yalnızca bana ait. İsrail'de bile bütün kavimlerin yanıma gelmelerine ve ülkeyi zapt etme isteklerine karşı koydum ben. Gururum buna engel oldu. Benim gururum.
Hiç kimseyi bir şey yapmaya zorlamadım. Onun için evliliğinde aşka yer olmadığını söyleyene kadar sana hiçbir şey demedim. Bunu sen söyledin. Gözlerin söyledi. Zafer hayalleri içinde gözyaşı döken bir kadın. Gitsen iyi olur. Yok yok, sende kalsın. Sadece bir taş ama sana çok yakıştı. Yuraya bir budala. Bu gece terasımdan evine baktığımda, gelecekte senden uzakta geçireceğim her anın bir kayıp olduğunu anladım. Seninle 7 ay yaşayıp 6 gün birlikte olduğunu anladığımda, sevgilinin ıtır kokuları lağıma dönüşecektir. Beni yalnızca savaş acıları çeken biri mi sanıyor? Bu erkeğin yüreğinde dolaşan kandan haberi yok mu onun? Her neyse. Adil biri olduğum için şükretsin. Güzelliğin kadar alçak gönüllülüğün de beni teselli etmeye yetiyor şimdi. Mütevazılık yerine gerçeği tercih etmelisiniz. Gitmeden önce şu terasta attığınız her adımı izler dururdum. Her zaman yalnız ve tek başınaydınız. Bugünse geleceğinizi duydum. Geleceğimi biliyor muydun? Bu gece terasta olacağınızı da. Evet. Kralı hiçbir kadının memnun edemediğini de duydum. O kadının ben olacağını ümit ediyordum. Neden bunları bana daha önce söylemedin peki? Çünkü önce kalbinden geçenleri anlamalıydım. Eğer bir sevgi bağı kopartılacaksa David, birbirimizden ne istediğimizi çok iyi anlamamız gerekiyor. Hayır lütfen. Sözüm bitmedi. Yanına çağırıp yollayabileceğin bir sürü kadın var. Ben onlardan değilim. Ne istiyorsun? Sizi mutlu etmek. Bu dünyada senin beni mutlu etmen kadar güzel bir şey olamaz. Seni asla göndermeyeceğim. Ben yaşadığım sürece daima yanımda olacaksın. Benim tek istediğim bu değil David. Sadece bu geceyi düşünme. Önümüzdeki bütün günleri ve geceleri düşün. İstediğin her şeyi sana verebilirim. Yaşadığın sürece. Karın olarak. Ama sen özgür değilsin ki. Ya özgür olsaydım? Kralın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bunu sadece bir aptal düşünebilir. Pekala. Dostluk. Eskiden bir dostum vardı. Ama onu mahvettim. Kendilerine dost diyen ötekilerin de gözlerini hiç göremedim. Hepsinin başı benden çok yukarılardaydı. Ellerini bana uzattılar ama ayaları yukarı bakıyordu. Yardım diliyorlardı. Kendi oğullarım bile. Senin gözlerini görene kadar Batşeba. Onları göreceksin. Ve ellerim yanında olacak. Bu en kolay kısmı. Ben sadece bir erkeğim Batşeba. Bunu anlayacak birini arıyorum. Bir insanın ötekine verebileceği türden bir anlayış istiyorum, o kadar. Kalbimi paylaşacak birini arıyorum. Pencereden gördüğüm kişi kral değildi. Bir erkekti. Kalbini bana açacak bir erkek.
Hayır David, çocuk bizi görebilir. Hiç önemli değil. Çoban çocuklar hayatı erken öğrenir. Ya sen David? Ne olmuş bana? Hayatı erken mi öğrendin? 12 yaşıma gelmeden hayat hakkındaki her şeyi biliyordum. Ve 12 yaşında kurtları öldürdüm. Ve 14 kişiyi. Anlatsana. Öldürmeyi boş ver. Nasıl bir çocuk olduğunu anlat bana. Pek ilgini çekmeyebilir. Kadın için erkeğinin her şeyi ilgi çekicidir. Özellikle de onu tanımadan önce nasıl biri olduğu. Anlatacak fazla bir şey yok. Bir çobanın oğluydum. Cuda'daki öteki binlercesi gibi. Yıldızların altında uyumuşsun. Rüyalar görür müydün? Neler görürdün rüyanda? Erkeklerin en mahrem anları herhalde rüyalarındadır. Kadınları mı görürdün? Elbette. Yüzlerce kadın. Ve hepsi de birbirinden güzel olurdu. Onların hepsine gıpta ediyorum. Evet. Bu sene çok kuraklık oldu. Çocuk sürüyü kuyudan uzaklaştırmış. Çocukken kuyuların kuruduğunu bile anlardım. Yaz ortasında koyunlar kuraklıktan kırılıp geçiyordu. O yıl kurtlarla savaştım. Anlasana. Açlıktan gözleri dönmüştü. 8 saat sapanımla mücadele ettim. Sabahleyin 6'sı ölmüştü. Ve sadece bir çocuktum. Sapan da üstüme yoktu. Gel, göstereyim sana. Sapanını alabilir miyim? Ağaca nişan alıyorum. Bak. Pekala, daha iyi atarım diyorsan gel. Evet. Galiba biraz ustalığımı yitirmişim. David, Goliath'ı gerçekten öldürdün mü? Sapanı nasıl kullandığını gördün. Bundan nasıl şükredersin? Söyledikleri gibi bir dev miydi o? Her yıl boyunun biraz daha uzadığını kabul ediyorum. Yeni bir hayat.
Ya annesi de burada. Çalıların arasına sıkışmış. Yardıma ihtiyacınız var mı? Teşekkür ederim. Önce şunları temizleyelim. Hayır, iki elini de kullan. Ya. Çok yaşlandım. Kralla savaştım. Öyle mi? Ne günlerdi. Kralla birlikte Saul'le son savaşında birlikteydim. Bakın, Gilbor'da şimdi çok sessiz. Bütün sürüler orada otlardı. Bu yıl yağmurlar yağmadı. Ama o gün yağmur kan rengi. Evet. Kralın ölümünü gör. Savaşı yitirdiğini anlayınca kılıcını çekiverdi. O zaman kralın oğlunun ölümünü de görmüşsün. Jonathan. Evet efendim. Gördüm tabii. Dağların arasından çıkmış şu kayayı görüyor musunuz? Arkasına güneş vuran kayayı. Prens Jonathan soylu dostlarıyla birlikte orada dikiliyordu. Bütün gün savaşmıştı. Dostları pes etti ama o hala savaşıyordu. Hem de yüzlerce askere karşı. Kahrolası Filistinliler onun üstüne çullandılar. Hepsi zırhlı ve kalkanlıydı. İsrail için kapkara bir gündü. Kral öldü, Jonathan öldü. Hiç kimse onların yerini dolduramaz. Ya İsrail kralı? Kral David. Asıl kral Saul'du. Ölmeseydi şimdi Jonathan kral olacaktı. Al. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim efendim, sağ olun. David. Vakit geç oldu. Gidelim artık.
Jonathan. Jonathan. Ben de öyle bilirdim. Binlerce atlının arasında. Zavallı Jonathan. O boğazlanırken ben saklanıyordum. Ölümünde benim de suçum var, Jonathan. Ama sadece benim değil, başkalarının da. Sevdiğim kadının uğruna her şeyi göze almıştım. Ve bu savaş silahları, bu dehşet. Ben yokken bir mesaj geldi mi? Evet efendim. Kudüs'ten kutsal sandıkayı getiriyorlar. Çok iyi korunmuş. Bak Batşeva. Kutsal sanduka. İsrailler her savaşa taşıdı bu sandukayı. Ve şimdi de yuvasına dönüyor. Abşalom, Batşeva'yı evine götür, sonra görüşürüz. Öldürün onu. Şehrinden merhamet diliyorum. Bana merhamet edin lütfen. Yapmayın. Merhamet edin lütfen. Suçsuzum lütfen. İlk taşı sen atmalısın. Zina efendim. Başka bir erkekle yatmış. Yargıç ölüm fermanını kabul etti. Cevap. Götür onu buradan.
Nathan. Üzerindeki kabartmalar çok garip Nathan. Hangi ağaçtan yapılmışsa yılların izini hiç göstermiyor gibi. Çok iyi korunmuş. Savaşlarda bizi zafere ulaştıran Tanrı burada. Musa dağdayken Tanrı'nın bize gönderdiği bir nimet bu. Jericho'nun anısını görmek istiyorum. Hayır efendim. Tanrı'nın yasalarına karşı gelmeyin. Kutsal olmayan birinin eli değdiği anda öleceğini bilmiyor musunuz? Dediğin gibi olsun Nathan. Sonunda buraya geldi. Hemen ölmüş. Şahit olduğunuz bu olayı hiç aklınızdan çıkarmayın. Tanrı'nın isteğine karşı gelmeyin. Sanduka şehrin içine sokulacak. Öküzlerin üzerinde taşınacak. Ve onun için bir tapınak yapılacak. Yüce Tanrı arzusunu belirtene kadar kutsal sanduka burada kalacak. Bathsheba. Buraya gelmemeliydim. Başka çarem yoktu. Daha fazla bekleyemezdim. David. Başına bela açtım. Sırrımız sır olmaktan çıktı. Kimin haberi olmuş? Henüz hiç kimsenin. Ama yakında herkes kiminle görüştüğümü anlayacak. Bu haftanın sonuna bilmeyen kalmayacak. Bir çocuğum olacak. Neler diyorsun? Gözyaşlarını dökme. Bana sadece sevinç getirdin. Eşinin kendisine bir çocuk vereceğini öğrenen hangi erkek kederlere bürünür? Ben senin eşin değilim. Sen benim tek eşimsin. Yalvarırım sevgilim. Hiçbir şeyden korkma. Korkmuyorum. Başına bunları açmak istemezdim. Ne çocuğum ne de ben gün ışığını görebileceğim. Bathsheba dinle beni. Sen ölmeyeceksin. Ölmem gerektiğini söyledim. Onlar kim? Kral benim. Bu halkın 15 yıldır bir kralı var. Musa da asırlardır krallık etmiş. O zaman onlara krallığı veririm. Birlikte Mısır'a kaçarız. Hayır David. Senin hayatın bu sarayın içinde geçecek. Tanrıların arzusunu sen bile değiştiremezsin. Bir yolu daha var. Uriah.
Uriah bir asker. Askerler her gün savaşta ölür. Düşmanın elinden ölmesi şart. Hayır değil. David. Böyle bir suçun yüküne ikimiz de katlanamayız. Bir Yahudi olarak doğmakla suç işlemiş sayılırım. Başka bir milletten olsaydı Uriah'nın hayatı sona ermişti. Suç her zaman suçtur. Onu yanıma çağırsam, her şeyi anlatsam ona. Ne diyeceğini ikimiz de biliyoruz. Dünyada iyiliğin ötesine geçemezsin. Ne kadar kan dökülürse dökülsün, böyle bir şeyi asla inkar edemeyiz. Onu görebiliyorum. Kapının önünde yerini almış, ilk taşı atmak için sabırsızlanıyor. Majesteleri! Ne var Adeşa'ya? Emirlerinizi getirdim. Evet. Bunu hemen gönderme. Bir mesaj daha eklemek istiyorum. Peki. Bir yolu daha var. Saul'a ödün veririz. Bu bize zaman kazandırır. Eğer Uriah çocuğun kendine ait olduğuna inandırılırsa... Ama bir senedir uzaklardaydı. Onu buraya çağırtırım. Seferle ilgili bilgi verir. Bir gecede Kudüs'te kalır. Belki iki gece. Bana eşin diyordun. Bu sadece Tanrı'nın emri. Böyle bir şeye değer mi David? Kalbim buna değeceğini söylüyor. Önemli olan senin hayatın. Senin hayatın. It is shameful what you ask. There is no shame too great. No act so vile that I would not commit it. Save my love. Thank you.
It is late and our guest must be weary from the road. Come here. Absalom, sevgili oğlum, uzun süredir görüşememiştik. Cuda'daydım efendim. Bağlarımla ilgileniyordum. Ve iyi bir yıl olacağını ümit ediyorsun, değil mi? Tersini düşünmek için bir nedenim yok efendim. Geçen yıl hasat çok kötüydü. Seni tebrik etmeliyim. Seninle özel olarak konuşmak istiyorum Yuraya. Majestelerinin hizmetindeyim. Seni fazla tutmayacağım. Evine gitmek için sabırsızlanıyorsundur. Karın. Yarın orduları denetleyeceksin. Evet efendim. Cevap başarıya ulaşacağımıza kesin gözüyle bakın. Bir hafta içinde sonuca ulaşırız efendim. İzninizle efendim. Yarın erkenden kamp yerine dönüp askerlerimi savaş meydanına götüreceğim. Nasıl istersen. Götüreceğin emirleri de unutma bu arada. Ama Kudüs'te daha uzun süre kalmayı arzu ediyorsun. Tek arzum kralıma hizmet etmek. Bundan şüphem yok. Ama bir eşin var. Görevimin yanında eşim önemli değildir. Otur şöyle Yuraya. Karının çok güzel olduğunu söylüyorlar. Diğerleri kadar. Bir kadın her zaman kocasının görevini düşünmeyebilir. Bazı şeyleri hiç onun açısından düşündün mü acaba? Hayır efendim. Onun arzuları seninkilerle çelişirse ne olur? Bir kadının arzuları kocasınınkiyle çelişemez efendim. Yasa böyle der. Yasa. Yasa sadece yaptıklarımızı denetler. Düşündüklerimizi değil. Karın ne düşünüyor Yuraya? Bilemiyorum efendim. Düşünmekten, hissetmekten aciz olduğunu sanmıyorsun ya. Kadın da bizim gibi etten kemikten bir yaratıktır. Belki daha da öte bir şey. Çünkü ona tensel şeylerin dışında başka bir rol vermiyoruz. Ve tarihte sadece bir avuç kadına erkeklerin yanında isimlerini yazma hakkını vermişiz. Miriam, Deborah, Jael ve birkaç tane daha var. Bir kadının mesleği kocasıdır ve hayatı... Hayatı onun sevgisidir. Ama kocası bu sevgiyi reddeder, başka bir sevgiyi onunkinin yerine koyarsa, hayatının tek anlamının o olduğunu inkar edecek olursa, başka bir yerde başka bir anlam araması anlaşılır bir şey değil midir? Başka bir erkekle mi? Evet. Ararsa kanunları çiğner. Ya kocası merhamet duyarsa? Kanunlara göre onu yargılayacak kişi kocasıdır. O zaman kanunlara itaat etmesi iki kez şart demektir efendim. Kendi eşini yargılayabilir misin? Batşeba'yım. Ya bu mümkün değil. Peki ya mümkün olsaydı? Görevimi yapmakta tereddüt etmezdim. En korkunç ölümlerden birine tanık olacaksın. Şehrin içinde yerlerde sürükleyecekler. Çıkış kapısına kadar tekmeleyecekler. Bütün ahali onun üzerine taşlar yağdıracak. Evet efendim. Eğer kanunları çiğnerse... Çoktan yatakta olman gerekirdi. Gidebilirsin. Efendim, sizden bir ricam olacak. Nedir söyle? Sefer için gerekli hazırlıklara başlanırken Cuhab'la sizin adınıza konuşayım. Yuraya'yı en şiddetli savaşlara sokun. Böylece kralına hizmetini göstersin. Bunu düşüneceğim Yuraya. Teşekkürler efendim. Müzik.
Biraz geç kalkmışsın David. Sen de öyle. Kocama huzur veririm diye düşündüm. Ne korkunç bir şey. Aşık olduğun erkeği başkasının kollarında görüyorsun. Yalan söylemeye kalk. Çünkü sırrını biliyorum. Senin ve Bathsheba'nın sırrını. Hiçbir şeyi bilmiyorsun. Kadının hizmetçileri var. Hizmetçiler hizmetçilerle konuşur. Onlar da hanımlarını anlatır. Saul'un kızı hizmetçilerin dedikodularını ciddiye almış. Bathsheba'nın durumu hiç de hayal değil. Karnında taşıdığı çocuk da senin. Vah zavallı kocam. Uriah'ı istettiğinde bunu anlamıştım. Bunu sadece David düşünebilirdi. Kurnaz bir hile. Gotorod'un oğluna layık bir defol. Şey. Defol. Artık Bathsheba'yı göremezsin. Planın suya düştü. Uriah bütün gece evinde yoktu. Şimdi bile. Burada sarayda uyuyor. Senin subaylarınla birlikte. Majesteleri. Bağışlayın. Uyuyakalmışım. Sana evine git demiştim. Özürümü kabul edin. Eşimin yanına gidemem. Neden? Liyakatimle ilgili bir şey. Belki size aptalca gelebilirim. Ama Joab Kudüs'e gelmemi söyleyince kılıcımı çıkarıp yemin ettim. Ordumuz hala çadırlarda yatarken, Tanrı'nın isteğini yerine getirmeye çalışırken, kendi evimin rahatlığından ve zevklerinden yararlanmam ters olurdu. Kutsal sandığın bulunduğu tapınağa girmeden önce saflığımın tam olması gerekiyor. Kralımı gücendirdiysem özür dilerim. Birlikler hazırsa yola çıkarım. Seni aptal, gerizekalı sersem. Efendim. Birlikler hazır efendim. Uriah'a haber vereyim mi? Hayır. Hayır. Bir emrim daha olacak. Uriah'ı savaşın en yoğun olduğu cepheye alın. Bu onun kendi arzusu Bathsheba. Bana böyle dedi. Hepsi bu mu?
Hayır. Emirlerimde tutarsızlığa düşmek istemem. Joab bile benim niyetimi anlamış ama bu suçun yükünü benimle paylaşmasını isteyemem. Emirlerim şunlar. Uriah'ı savaşta en ön saflara yerleştir ve orada ölüp telef olmasını sağlayacaksın. Evet. Yazman bitince kapa, mühürle ve Uriah'a ver. Peki efendim. Majesteleri, iyi haberler getirdik. Rabba'nın surları yıkıldı. Biz ayrılırken şehrin sokaklarında dövüşüyorlardı. Joab düşmanlarımızın hezimetini bir an önce öğrenmeniz için bizi buraya gönderdi. Bizim kayıplarımız? Ağır kayıplar verdik efendim. Yüzbaşı Cirabiyon'un oğlu Abimalek ve Kes'in oğlu Hinet. Bir başka binbaşı, Karmelitli Hezro, Zelik'in oğlu İgar, evet Rebeyan'ın oğlu Eteya, Abetitli Abel, Rubin'in oğlu Elonim, Herolitli Şama, Hititli Yuraya, Gedıtlı Bena, İlaya'nın oğlu Esmela ve binlerce yaralı var efendim. Peki, Hititli Uriah nasıl öldü? Emirlerde bir yanlışlık olmuş. Uriah köprüye çok fazla yaklaşmış ve birlikleriyle bağlantısı kesilmiş. Eton geldiğinde Rabba'ya dönüş için hazırlanın. Sizinle geleceğim. Majesteleri. Efendim, Batseba sizden bir cevap bekliyor. Batseba'ya git. Uriah'ın öldüğünü söyle. Evliliğimiz için hazırlıklara başlasın. Bu ayın sonunda evleneceğiz. Kendini söylemeyecek misiniz? Hayır. Tanrı'nın eli halkın üzerine inecek. Tanrı böyle konuştu. Yağmurları durduracağım ve tarlalara, bağlara, bahçelere kuraklık yollayacağım. Sürüler kırılacak, ülkeye kıtlık hakim olacak. İnsanlar açlık çekecek. Bana karşı günah işleyen İsrail'e nefretimi göndereceğim. Yazıklar olsun İsrail'e. Yazıklar olsun günah işleyen bu halkıma. Ne günahı Nathan? Tanrı bütün yalınlığıyla benimle konuştu.
İşlenen büyük bir günah var. O yüzden gazaba artıyor. Onu kızdırmak bu kadar uzun mu sürmüş? Sandığa dokunmaya yeltenen o asker sadece yardım etmek istemişti. Tanrı'nın hizmetinden sual etmek bize düşmez. Hiçbir şeyden sual etmiyorum. O gün hava çok sıcaktı. İnsanlar kendilerini şaraba vurmuştu. Kutsal sandukayı görünce hepsi sevindi. Bir insanın başka sebeplerden ölmüş olması mümkün değil mi acaba? Bütün sebepler Tanrı'nındır. Bizler daha önce de kuraklık gördük. Mısır'da, İsrail'de ve Filistin'de. Yağmurlar yağana kadar herkes bundan nasibini alacak. Hazinemi boşaltacağım. Başka ne yapabilirim? Başka bir şey var mı? Evet majesteleri. Şehir kapısında halkın kral hakkında konuştuğunu duydum. Ne diyorlardı? David'in kendinde olmadığını söylediler. Görevini unuttuğunu, sık sık şehirden uzaklaştığını söylediler. Buradayken de halkıyla pek az ilgileniyormuş. Halkın rica ve minnetleri kale alınmıyor. Kapısından dönüyormuş. Sıkıntılı zamanlarda şikayetlerin artması çok doğaldır. Şikayet mi? Evet majesteleri. Ama kralı devirmek çok başka bir şeydir. Açık konuşur musun? İsrail'in bir kısmı oğlunun tarafını tutuyormuş. Zavallı Amnon'un böyle bir şeye kalkıştığını düşünmek çok zor. Amnon değil, ikinci oğlun Absalom. O mu? Her gün senin aleyhine şehirde adam topluyor. Sözleri aynen şöyle. Adaletin temsilcisi ben olacağım. Bütün insanlar bana gelecek ve hak arayacak. Sen sadece Tanrı işleriyle ilgilen. Krallığın işlerini bana bırak. Efendim? Cevabı çağırın, ona emirlerimi ileteceğim. Kral kendisinin de Tanrı'nın bir kulu olduğunu unutuyor. Rahipler bekliyor. Ben de günlerdir, haftalardır bekliyordum. Kendime aşım diyen birinden haber bekledim. Verdiğin sözleri tuttuğuna dair bir işaret. Sevgilim, bütün... beni böyle çağırma, bu da bir yalan. Beni hala sevseydin bu kadar ihmal etmez. Karanlıklarda bırakmazdın. Korkularımla savaşırdım. Rabba'ya çağrıldığımı biliyorsun. Dönüşünden bu yana bir hafta geçti. Bekliyorlar. Bırak beklesinler. Sıraları gelecek. Hatamı düzeltmeye çalışmayacağım. Ama nefretini kazanmış olsam bile... bu düğünün gerçekleşmesi şart. Taşa tutulacak olsam daha cesaretli olurdum. Evliliğimiz suçunu hafifletecek bir mazeretse lütfen söyle. Sevgini yitirdiysem haber ver. Başına daha fazla bela olmam. Ben bir dilenci değilim David. Bir tanem. Dilenci olan benim. Senden sabır dileniyorum. Beni seviyorsan hiçbir şey söyle. Aşkıma inan yeter. Çünkü o senin ve daima senin olacak. Gel eşim.
hanımım majesteleri oğlunu görmek istiyor. Çağırın. Majesteleri, Batşeva sizi yanına kabul edecek. Çocuk iyi mi? Hayır efendim. Hekimler hiçbir şey yapamıyor. Öleceğini söylediler. Biliyorum. 7 gündür dua ediyorum. Onun için kurbanlar kestim. Oruç tuttum, dua etmeye çalıştım. Ama dualarım boşluğa giden kop sözler gibiydi. Bütün suç sadece bende. Efendim, haber verin demiştiniz. Elçi buraya varmak üzere. Geri çevireyim mi? Hayır, ben hallederim. Yas dönemi geçince oğlum için yas tutacağım. Hayır, yanına gitmeliyim. Ama sen bana dönmeyeceksin. İsrail ve halkı adına efendimizin kalbi kan ağlıyor majesteleri. Ama maalesef tahıl depolarımız bomboş. Mısır'a bile yetecek tahıl yok. Kansız birinin kalbi kan ağlamaz. Mısır'daki depolar ağzına kadar dolu. Bütün kutsal tanrılar adına yemin ederim ki doğru söylüyor. Hayır, yalan söylüyorsun. Efendin de yalan söylüyor. Bunu bekliyordum. Tanrı'nın sözcüsü olan bir kral yüceliğini göstereceğine akbabalar gibi havalarda dolaşıp fırsat kolluyor. Yıkıl! Benton, yüce Tanrı'nın habercisi. Buraya bir adalet meselesi için geldim. Haklı olana hakkını vereceksin. Konuşabilirsin.
İki insan vardı. Biri zengin, biri yoksul. Zenginin pek çok sürüsü vardı. Ötekinin sadece bir kuzusu vardı, o kadar. Onu çocuklarıyla birlikte yetiştirdi. Onun kabından yemek yedi. Onun öz kızı gibiydi. Sonra zengin adamla bir yerde buluştu. Ama zengin kendi sürüsüne gönül indirmedi. Onun konuğu oldu ve yola koyulmadan önce yoksulun o biricik kuzusunu kesip kumanya yaptı. Bu adamlar için hükmün nedir? 7 kuzu versin, adalet yerini bulur. Kuzu ölmüş, onu geri getiremezsin. O zaman adam ölmeyi hak etmiş, acıması yokmuş. O adam sensin. Beni yargılamaya kalktığının farkında mısın sen? Her neyse. Olan olmuş. Hak yerini buldu. Tanrı'nın arzusu buydu, ben de severek kabul ettim. Ölmen onun arzusu değildi David. Onun tarafından seçilmiş bir kişisin sen. Samuel halkını yönetmen için seni seçti. Görevin hala sona ermiş değil. Ama Tanrı'nın cezasından asla kaçamazsın. Zaten kaçmadım. Oğlum öldü. Adalet hala yerine getirilmedi. Zinanın cezasını çekeceksin ama cinayet de var. Kendi arzun için en yakın dostlarından birini ölüme yolladın. Bu yüzden artık kılıcını evinden hiç çıkarmayacaksın. Kendi teninin nefretini ve hırsını tanıyacaksın. Kardeş kardeşe, evlat babaya yüz çevirecek. David'in evinin tarihi kanla yazılmış bir tarih olacak. Yeni bir şey söylemedin, ben lanetlendim. Ben lanetli bir... Tanrı'nın gazabının karşılığı henüz verilmedi. Kadın da ceza görecek, o da günah işlemiş bir fani. Kadın çocuğunu yitirdi. Bu kadarı yetmez mi? Batşeba günah işledi ve Musa'nın kanunlarına göre cezasını çekmeli. Uriah'ın ölümünü ben planladım. Efendisi bendim. O sadakatsiz bir kadındı. Çünkü öyle olmasını ben istedim. Onu çağırdığında krala karşı gelebilir miydi? Emirlerimi geri çevirebilir miydi? Hayır, kendi adına yalan söylemez. Ben de onun adına söylemem. Ama günah işlemiş olsa bile kötü bir şey yapmadı. Sevgi ve şefkatle bana geldi. Kalbimi yerinden oynattı. Yanında hiçbir kötülük getirmedi. Zina ve cinayet getirdi. Kuraklık ve açlık getirdi. İsrail üzerine Tanrı'nın gazabını çekti. Yasaları biliyor, David de biliyor. Evet, yasayı biliyor. Suçlayanlar nerede? Yasaya göre ilk taşı onlar atmalı. Batşeba ile evlenmeden önce zina yaptığımı söyleyenler nerede? Bunu yüzüme karşı söyleyecek biri var mı? O zaman suçlama da yok. Elinde hiç kimse yok. Mikan, yaptığın şey yüzünden kalbimde seni suçlayamıyorum. Ama sen Absalom, oğlum, beni sırtımdan vurman için bir fırsat verdin.
Git David. Batşaba'yı buraya getir ve hüküm yerine gelsin. Onu İsrail'in kraliçesi yaptın. Halkın kararlarıyla uyuşmadı bu. Hanımım. Atışay, ahıra git ve atları getir. Sonra aşağıdaki bahçede beni bekle. Peki efendim. Oradan gitme, bekliyorlar. Terastan git. Bütün şehir olanları öğrenmiş. Efendim. Burayı da tutmuşlar. Muhafızlarımı çağır. Onlara hala güvenebilirim. Yürü, hadi git. Hayır David. Tanrı'nın arzusuna karşı savaşamayız. Tanrımız suçsuzları da cezalandırıyor. Masum olduğum söylenemez David. Yuraya'nın nasıl öldüğünü öğrendim. Bunu evlenmeden önce de sezinliyordum. Fark ettiğim zamansa gerçekle yüzleşecek cesareti bulamadım. Suçum seninki kadar büyük. Daha da büyük. Eski bir sevginin yükünü senin omuzlarına attım. Onu ben öldürdüm. Ölmesini ben de istedim. Tanrı kalplerimizi okuyor David. Ben hazırım. Seni onların eline bırakamam. Ölmene göz yumamam. David. Evet sevgilim. Bu çalgıyı benim için hiç çalmadın. Çocukluğundan bir parça. Çobanlık günlerinde. Benim çobanım Tanrı. Onu istememiştim. Yeşil çayırların üzerinde yatırdı beni. Durgun suların yanına gönderdi beni. Ruhumu terbiye etti. Beni kendi adına görevlendirdi. İnsanlığa yolladı. Evet. Ölüm vadisi boyunca yürümeme rağmen hiçbir kötülükten korkmadım. Çünkü o benimdi. Daima yanımda kaldı. Bana huzur verdi. Şimdi önüme masayı kurun.
düşmanlarımın armağanlarını getirin. Başımı ıtırla yağlarla yağladım. Saflığın tacını giydim. İyilik ve merhamet hayatım boyunca bir an olsun peşimi bırakmadı. Ve Tanrı'nın evinde konaklayacağım. Sonsuza dek. İyilik ve merhamet. Bu sözleri yazdığımda bir tanrıya inanmıştım. Cahil bir çobandım ben. Bana tanrıyı öğretecek kimse yoktu. Kendi kendime öğrendim. Onu gördüm. Tepelerde, ağaçlarda ve kuzuların mucizevi doğumlarında. Kurtlar sürüme saldırırken onun inayetini kavramaya başladım. İlkbahar karlı dağların buzlarını eritirken, günün sonunda soğuk, serin yerler eserken, onun ihtişamını gördüm ve çiçekler bir anda tomurcuklandı. Yıldızlar gökte yanıyordu. Elinin izini tanıdım. Her şeyde o vardı. Sonra ondan bir şey istedim. Onu tekrar bulmak istedim. Ama kaybettim. Saul'un sarayında bir yerde, çölde sürgün hayatı yaşarken, Filistinlilerin kampına getirildim. Yansısı kentin ışıklarında solmuştu. Sesi kısılmış, kimseler tarafından duyulmuyordu. Tutku ve hırslarla gücü azalmıştı. Ve şimdi Nathan onu bana buldu. Çocukluğundaki o tanrıyı değil, ama yasaların uygulanması gerekiyor. Tanrı'nın koyduğu yasalar. Bu yüzden ölmelisin. Sanduka düşerken engel olmaya kalkan o askerin öldüğü gibi. Ellerini üzerine koymuştu. Ama sen ölmeyeceksin. Hayır, sen ölmeyeceksin. Muhafızlar bekliyor efendim. Bu kapının ağzında nöbet bekleyeceksin. Girmeye kalkan olursa kellesini uçurun, tamam mı? Siz şu tarafa gidin. Emirleri duydunuz. Kadın nerede? Buraya gelmeyecek. Bahçeva nerede? Bahçeva geliyoruz! Susun! O kralımız.
Tanrı'nın sözlerini duydum. Ben Nathan'ın sözlerini duydum. Tanrı'nın adalet istediğini söyledim. Buna inanıyorum. Ama çaresiz bir kadını başkalarının suçundan dolayı yargıladığına inanmıyorum. Nereye gidiyorsun? Kutsal odaya. Tanrı senin söylediğin gibi ise, gerçek adaleti buysa o zaman kendi de benimle konuşabilir. Ona öfke içinde mi gideceksin? Bana öfkeden başka bir şey göstermedi. Yüzünü benden geri çevirdi. İlk önce Tanrı'dan uzaklaşan David'ti. Eskiden David nasıl dua edileceğini bilirdi. Tanrı'nın ellerinden başka bir şey aramıyordu. Güç ve imanı sadece orada bulmuştu. Eğer o David hala yaşıyorsa Tanrısı merhametini esirgemeyecektir. Yüce Tanrım, İlk gençliğimin Tanrısı, dualarımı işit. İyiliğin üstümde olsun. Adaleti sadece sen verirsin. Bu değersiz kuluna bir yol göster. Bütün yaşamım boyunca hep benimleydin. Ben bu dünyada pek çok günah işledim. Korkunç günahlar. Oğlumun gözünde kanına şeytanın kanı karışmış biri haline geldim. Halkıma sefalet ve yıkım getirdim. Lanetlendim. Şükranlarımın hepsini sana sundum ve güvende ihaneti gördüm. İmanını yitirmiş bir çobanım. Senin gözünde zerre kadar değerim kalmadı. En adi yaratıktan daha aşağılığım. Yerlerde sürünüyorum. Yine de Tanrım, ben senin yarattığın bir kulunum. Şimdi
İçimdeki kutsal ruhu al. Senin ruhun boşluğun içinde dolaşsın. Kendim için hiçbir şey istemiyorum Tanrım. Günahlarımı bağışlayıcılığının huzurlu erdemine bırakmıştım. Ama kendi halkımın gözünde günahkar oldum. Suçumun cezasını onlar çekiyor. Onlara ait olmayan günahları bağışla. Suçlu benim. Toprakları onu hak edenlere ver. Bir kez daha bize inayetini göster Tanrım. Ve Batşeba'nın yaşamasına izin ver. Senin adına dua edenlerin dualarını kabul et. Kalplerine sevginin şefkatini ver. Günahlarından arındır. Vereceğin cezayı onu hak eden kullarına yolla. Eskiden tanıdığın o çocuk senin için ölmeye hazırdı. Kalbim senin kalbin olsun. O çocuk bütün masumluğuyla yeniden yaşasın. Merhametini ondan esirgeme. Ve bu David'in canını al. Peygamber orada mı? Beni buraya o yolladı. İsrail kralını seçme zamanı geldi dedi. İlaya. Efendim? Hepsi burada. Tanrı bunlardan birini seçmedi. Her baba böyle bir evlatla gurur duyar. Gurur payesi sana verilecek Jesse. Tanrı insanların gördüğü gibi görmez. İnsan sadece aynaların yüzüne bakar. Ama Tanrı kalpleri görür. Bu çocuk da kim? Koyunlara bakan küçük oğlum David. Ama o sadece bir çocuk. Şarkılarda teselli arayan bir hayalperest. Buraya gel David. Tanrı onu seçti. Şeref duy David. Işığa doğru yürü. Ve öteki yalvaçlar gibi sen de ona hizmet edeceksin. Sizin cesaretinize ne oldu İbraniler? Benim karşıma çıkacak kadar mert birisi yok mu aranızda? Dey bir savaşçı efendim. Savaşı bitirmek için karşısına birini yollamamızı istiyor.
40 kişiye bedel bir adam bu. Vahşi bir kurt gibi her yeri kıllarla kaptı. Karşısına birini çıkarmazsak davamızı kaybedeceğiz. İyi ama İsrail'de bu adama meydan okuyacak denli mert ve cesur biri var mı peki? Davamız uğruna hangimizi seçerseniz gideceğiz. Ama hiçbir kadın ya da erkek 6 aşınlık bu devle başa çıkamaz efendim. Mızrağı bir evin kirişi kadar uzun. Bir Filistinli'den korkacak kadar ödlek miyiz biz? İsrail'de hiç cesaret kalmadı mı? Sadece cesaret yeterli olmaz efendim. Hiçbir ok devin zırhını delemez. Hiçbir mızrak ayaklarının dibine düşemez. Mızrağını attığı zaman 100 arşın öteye yolluyor efendim. Tanrı'nın seçtiği kişiyi yollayacağız. Onunla boy ölçüşemeyecek biri yok diye Tanrı'nın sevgili kavmi İsrail'i yok etmek mi niyetiniz sizin? Efendim, Goliath'la ben boy ölçüşeceğim. Kimdir o konuşan? Öne çıksın. David, benim küçük hizmetçim. Onunla savaşabilirim. Efendim, Samuel bu çocuğa Tanrı'nın seçilmiş kulu dedi. Devle dövüşmesine izin verirseniz kehaneti gerçekleşmiş olur. Buna inanabilirsiniz. David, Goliath'ın karşısına çık. Hayır David, baba o benim arkadaşım. Sus Jonathan. Git David. Tanrı seninle olsun David. İsrailliler benimle dövüşmek için bir çocuğumu yolladı. Gel bakalım ufaklık, gel. Biraz daha yaklaş. Ne duruyorsun? Hadi gel. Baba, David'in yerine ben gideyim. Hayır Jonathan. Bu meydanda Samuel'in kehanetlerini doğrulayacak tek insan o.
Hiç kimse Tanrı'nın gerçek doğasını anlayamaz. Ama inançla her şeyi yaptırabilir. Thank you.